Merhaba arkadaşlar, Fotoğrafın Arkasındaki Hikaye adlı serinin 3. bölümündeyiz. Bu bölümde de sizlere eğitim değil de olay yerlerinde çekilmiş birkaç tane fotoğrafı gösterip onların arkasında neler oluyordu, neler bitiyordu böyle bir iki bilgi vereyim dedim. Öyle görünüyor ki son iki tane attığım videoda biraz bayağı ilgi gösterdiniz. Hoşunuza gidiyor böyle şeyleri dinlemek, görmek. Sizin hoşunuza gidiyorsa ben de sürekli yapmaya devam ederim. Neyse. Hiç uzatmadan videoya gireceğim ama eğer Instagram kullanıyorsanız Amerikanasız, Twitch Amerikanasız, orada yayınlar yapıyorum elimden geldiği kadar ve bayağı eğlenceli geçiyor. Discord Amerikanasız, biz aileyiz orada, ortam kuruyoruz, sohbet muhabbet ediyoruz ve aynı zamanda bu videoya like atıp videoya yorum yazarsanız hoşuma gider, videoya da bayağı katkısı olur ve bedava. Neyse, videoya başlayalım. Evet, herkesin merak ettiği bir fotoğraf bu. Çünkü ben bunu birçok videomda kullandım, Instagram'da falan da koymuştum. Burada ne oluyor ne bitiyor hiçbir zaman konuşmadım. Çok iyi hatırladığım bir olay yeri. Burada büyük bir soygun olmuştu arkadaşlar. Soygun ve silahlı bir çatışma olmuştu. Arkamda gördüğünüz bina, burada büyük bir eczane, Walgreens dediğimiz bir Amerika'da bilinen eczane. O zamanlar gündüz değil de öğleden sonra çalışıyordum. Zaten yazın. 4'te başlıyordum, gece 2'ye kadar çalışıyordum. Saat herhalde orada saat 5-6 gibiydi akşam, yani 17-18 gibiydi. Bir olay geldi. Ben ve benim arkadaş Carpenter beraber şeydik, partnerdik biz. Bu da bizim komiser. Hatta bir paranormal bir hikaye anlattım ben sizlere. Komiserin bana anlattığı. O komiser bu komiser. Neyse, bu da olay yeri inceleme bizim dedektif o zamanlar. Bir anons geldi. Walgreens'te bir çatışma olmuş. Olay yerine geldik. Olay yerinde vurulmuş derken delik deşik olmuş bir araba var. Kovanlar var. Walgreens'in camları falan kırılmış. Duvarlar muvarlar delik melik, yani çatışma olmuş orada. Birisi geliyor oraya. Orada şey yapmaya çalışıyor. Soygun yapmaya çalışıyor. Anladın mı? Silahla soygun yapmaya çalışıyor. Ve soygun yaparken bir tanesi, Walgreens içerisinde bir tanesi buna müdahale etmeye çalışıyor. Ederken bu kişi rastgele atış yapıyor Walgreens'in içerisine doğru. Yani bunu zaten öteki videolarda söylüyorum. Kimsenin hayatları umurunda değil bu kişilerin. İçerideki kişi de bunu ateş ediyor. Ateş ederken orada park edilmiş bir tane araba kaç defa vuruluyor. Walgreens'in içerisinde de birkaç tane delik. Bu çete artık kimdiyse hatırlamıyorum. O yakalandı mı bile bilmiyorum aslında. Çünkü biz devreye gezerken arkadaşlar genelde o olaylarla ilgilenirdik, raporlarını falan alırdık, gerekeni yapardık. Raporu dedektif büroya gönderirdik, ondan sonra işimize bakardık. Çünkü ben yani bir otobüs şoförü gibi abicim, bir durakta duruyorsun, o durak umurunda değil artık, geç öteki durağa. Böyle. Ben burada çalıştığım zaman günde en az 15-20 tane değişik olay yerlerine gidiyordum. Anlıyor musunuz? O yüzden her gittiğim olay yerindeki kişi yakalandı mı falan her zaman takip edemiyordum. Eğer ben kendim yakalaysam farklı bir konu. Bazen aylar alıyordu, bazen yıllar alıyordu bir kişinin yakalanması ondan dolayı. Buradakini hatırlamıyorum yakalandım mı. Ama bayağı büyük bir olay yeriydi. Ve bu fotoğraf basın tarafından çekilmişti. Arkadaşlar bana göndermiş. Bak işte haberlere falan çıkmışsın demişti. Oradan ben bir ekran fotosu almıştım. Olay bu kadar. Neyse. Öteki bir fotoğrafımıza geçelim. Bu fotoğraf olay yerinden olan bir fotoğraf değil ama tabii devriye esnasında gördüğünüz gibi ben ve partner eski üniformamızla ilk 3 yıl falan 4 yıl. 4 yıl mavi, açık mavilerle gezdik. Ondan sonra artık o kadar kirleniyorlardı ki, yani çabucak kirleniyordu ve gözüküyordu. Departman tamamen laciverte geçmeye karar vermişti. Neyse, ben ve benim arkadaş Ryan devriye geziyorduk merkezde. Ara sıra böyle oluyordu. Komiser diyordu ki Erdal, işte sen bırakın arabanızı bir yere. Şu saatten şu saate mıntıkayı yürüyeceksiniz derdi. Kimse sevmezdi onu. Hangi polis yürümeyi seviyor abicim mıntıkayı? Anlıyor musun? Ama bizim bir komiser vardı. Biraz böyle push gibi bir şey diyebiliriz. Evet. Böyle şeyler yapıyordu bazen bize. Benim de abi hiç umursamadığım bir şeydi. Ben yürümeyi çok seven bir insanım. O kadar hoşuma gidiyor ki yürümek. Hayatımda en sevdiğim şey yürümektir yani. Bak, sabah erken kalkarım, koşuma giderim. Koşudan sonra var ya 10 kilometre küsür en az yürürüm yani. Çok seviyorum yürümeyi. Hele bir de polisken insanlarla kaynaşmayı, konuşmayı, tanışmayı da çok seviyordum ben.
Benle arkadaş Ryan. Ama Ryan hiç sevmiyordu, hatırlıyorum ben onu. Ryan hiç sevmiyordu. Ryan sürekli küfür ediyor. Ulan bana bunu yaptı falan filan. Ya gel takılalım falan. Bir de yürürken insanlar sana şey de veriyordu bedava. Aa gel memur bey, al size bir smoothie. Al sana bir içecek. Aa yer misin biraz kurabiye falan derdi böyle. Bize donut yer misin falan. Neyse yürürken iki tane bu eleman. Kaykaycı elemanlar. Polisleri çok seviyoruz. Sizle bir fotoğraf çekebilir miyiz falan filan deyip. Böyle bir fotoğrafımız çekmişti bizim. Görebiliyorsunuz ben arkadaşlar o zamanlar 3 tane şarjör taşıyordum üzerimde. Gerçekte 3 tane şarjör, bir de silahımdaki 4 oluyordu. O şehirde azdı bile yani. Çok berbat bir yerde. Ama güzel günlerdi. Bu fotoğrafın arkasındaki hikaye de bu. Güzel bir gece. Yazın sonları, sonbaharların başlarıydı. Mükemmel bir havaydı, hatırlıyorum. O gün hiçbir sorun falan, bir olay olduğunu da hatırlamıyorum bugün. Bayağı böyle eğlenceli bir şeydi. Neyse, öteki fotoğrafımıza geçelim. Evet, bu fotoğrafım eyalet polisliğinde olay yeri inceleme dedektifliği yaptığım yıllardan bir tane fotoğraf. İlk başta şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Solumdaki arkadaş, eğer benim öteki videomu izlediyseniz, fotoğrafın arkasındaki hikaye adlı, ikinci seri izlediyseniz, orada size bir olay anlattım. Sabah askeri eğitimde sol elimizi omuzlara koyuyoruz ya. Sağımda olan Vaysar, öteki eleman, benim sınıf arkadaşım mı diyelim artık, devrem mi diyeyim artık, arkadaş o. O da dedektif oldu benimle beraber. Biz bu olay yerindeydik. Olay yerine işte bir tane adam karısını öldürmüş, bildiğimiz kadarıyla bu tarlaya gömmüş. O kişiyi ve evleri de ilerideyiz zaten. O kişiyi bulmaya çalışıyorduk. Aynı zamanda başka delilleri bulmaya çalışıyorduk. Ben de Vaysar o anda olay yerinin haritasını çizmeye çalışıyorduk. İşte orada ne var, şurada ne var falan filan böyle bir konuşuyorduk olay yeriyle ilgili. Bu kadar. Yani insan çok güzel bir duygu aslında. Akademiye beraber giriyorsun devrenle. İkiniz çaylak giriyorsun. Tabii ben çaylak değildim o zaman. Hatta kendisi de polisti. Eyalet polisi olmadan önce o da bir polislik yapmıştı. Normal şehir polisi, ben de. İkimiz de çaylak değildik ama eyalet polisine çaylaktık. Neyse beraber girdik. Beraber mezun olduk. Al işte eyalet polisliği yaptık. Beraber terfi aldık. Beraber dedektiflik yapıyorduk. Böyle. Güzel bir duygu. Üzerimde gördüğünüz tişört arkadaşlar tamamıyla kendi tasarımım. Ben bu tişörtü tasarladım. Toplam 233 tane yapıldı. Eyalet polisliği içerisinde, Illinois eyalet polisi ve onaylandı. Ve halen bugüne bugün eğitimlerde giyilen tişört bu. Bende var birkaç tane. Hatta geçen çekmiş yaptım Instagram'da. 5 tanesini beni 5 tane takip eden elemanlara, arkadaşlara verdim. Neyse bu fotoğrafın arkasındaki hikaye bu. Evet kadını bulabildik biz. Maalesef evet bulduk. Ve koca tabii tutuklandı ve çok daha fazla değişik deliller olay yerinde bulup olay yerini çözüp kapatabilmiştik. Başka öteki fotoğrafımıza geçelim. Ve son olarak arkadaşlar bu da eyalet polisi yıllarından bir kare. Bizim bir fuar etkinliğimiz var. Her yıl Illinois eyaletin kurduğu çok büyük bir etkinlik var. Fuar var. Etkinlik değil mi? Fuar var. Bu fuar 12 gün sürüyor. Ve eyalet polisi her yıl bütün eyaletin değişik mıntıkalarından trooperları, eyalet polislerini toplayıp bu fuara, merkeze, başkente gönderiyor. Onlardan bir tanesi de bendim. Bunun ismi de Eddie Montgomery. Montgomery diyelim. Eddie Montgomery artık. Türkçe söyleyemiyorum. İngilizce daha kolay oluyor. Neyse Eddie Montgomery bu şarkıcı. Bu bizim komiser. Bu benim devrem, sınıf arkadaşım beraber. Bu da eğer benim öteki şeyi izlediyseniz, fotoğrafın arkasındaki hikaye ki izlediyseniz, eyalet polisi eğitimimizdeki bizim eğitmen buydu. Eğitmenlerden bir tanesi buydu. Bağırıp çağıran buydu. Tabii eğitim bittikten sonra arkadaş olduk, beraber çalıştık falan. Neyse iyi adam. Arkadaşım güzel insan. Kendisi de bu da güzel insan. Benim bu. Bu adam abicim üstteki komutanlara yalaka olmak için ne rezillikler yaptırdı hepimize. Buradaki gördüğün herkes ne diyordu biliyor musun? Akşam buluştuğumuz zaman vallahi sıkacağım ben buna bir tane diyordu. Her gün yemin ederim bak bütün polisler. Şu arkadaş var ya, bu arkadaş bununla çok büyük bir tartışmaya girdi aslında. Son iki gün kala. Çok büyük bir tartışmaya girdi. Kimsin lan sen dedi. Falan böyle bir olay oldu yani. Bu başkomiserdi.
Tam bir namussuz bir adam. Zaten tipinden de belli değil mi? Evet, görebiliyorsunuz. Neyse. Bu etkinlikte, bu fuarda bu arkadaş ünlü bir insan. Şarkı söyledi. Biz de ona arka planda güvenlik veriyorduk. Benim mıntıkam sahne arka planıydı. Sahne arka plandaki ünlü insanlara Snoop Dogg, Ludacris, Snoop Dogg, Dan'ın bir sürü değişik ünlüler vardı. Onlara ben güvenlikçilik yaptım. Neyse, bu kadar arkadaşlar. Umarım bu seri de, yani bu bölüm de hoşunuza gitmiştir. Lütfen yorumlarınızı yorum olarak bekliyorum sizden. Daha değişik türde anlatmamı ister misiniz yoksa böyle devam mı? Sizin söylediğinize göre hareket edeceğim arkadaşlar. Hoşunuza gidiyorsa söyleyin. Hoşunuza gitmiyorsa söyleyin. Değişiklik yapmam gerekiyorsa gereken değişiklikleri yaparım eğer uygunsa. Neyse, bir videomu daha izlediğiniz için teşekkürler ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.